aşkımız erdi bahara. Kışı bitti, yazı kaldı, kapandı yıllanmış yara. Çoğu bitti, azı kaldı, kapandı yıllanmış yara. Çoğu bitti, azı kaldı, bu mutluluk hakkın senin. Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Çoğu bitti, azı kaldı, gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı. Sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Evet dostlarım, bugün yine Karabük Eski Pazar'dan sesleniyoruz size. Yanımda AK Parti Karabük Eski Pazar Belediye Başkan adayı Serkan Civa var. Serkan Bey, hoş geldiniz kanalıma. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Vallahi iyiyim. Karavanda kim var formatımda? Belediye başkanlarını ağırlıyorum. Sizi ağırlamak bayağı zor oldu. Estağfurullah. Tabii meşguliyetler özellikle AK Parti olunca ya biraz daha fazla. AK Parti'den ziyade şöyle söyleyeyim. Bizim adaylık açıklamamız biraz geç oldu diğer partilere göre. Zamanımız kısıtlıydı, zamanımız dardı. İşte bütün mahalleleri gezdik, bütün evleri gezdik. İşte mahalle toplantıları yaptık. Bayağı yoğunduk. Evet. Kusura bakmayın yani. Anca vakitimiz evet, oldu. Olur mu? Estağfurullah. Yani kasıt yok. Bir de işte bu partiye sürekli gelenler oluyor. Bakan geldi, 3-4 tane Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Evet. Programlar oluyor falan. Öyle bir yoğunluk oldu. Evet. Kusura bakma ya. Evet, anca buraya evet, denk geldi. Evet, ne demek. Öncelikle Serkan Bey, sizinle buyurun. Tanışıyoruz tabii de. Ben Eski Pazar'a yerleşeli 2 yıl oldu. Evet. Ben de sizi derinlemesine tanımıyorum tabii. Hem kendim için hem de sizi tanımayan seçmenler de vardır illaki. İlla. Sizi tanımayanlar için kendinizden bir bahseder misiniz? Vallahi ben 1980 Eski Pazar doğumluyum. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Babamların, amcamların, ortak dedemlerin, ortak aile şirketimiz vardı. Onlarla beraber çalıştık hani. Eski Pazar Ticaret Lisesi'nden mezunum. Çok program lise vardı. Evet. İşte üniversiteye gitmedik. O zaman bizim okuduğumuz, büyüdüğümüz dönemlerde çok üniversite kültürü yoktu burada. Bir de bizim ailemiz zengindi yani. Okumanın çok anlamını da bilmiyorduk. Evet. Cebimizde para, altımızda araba. Evet. Geziyorduk yani. Dedik ki okuyup da ne yapacaksın? Evet. Tabii zaman geçtikçe okumanın, üniversitenin değerini, anlamını anladık ama bizim dediğim gibi bizim büyüdüğümüz, okuduğumuz dönemlerde böyle çok eskilerde çok okuma kültürü alışkanlığı yoktu ama şimdi iyi maşallah gençlerimizin evet. %90 üniversiteye gidiyorlar, okuyorlar, iş sahibi oluyorlar. Bizim dönemimizde koskoca okuldan bir iki kişi gidiyordu üniversiteye. Yani şey yoktu, okuyamadık. Üniversiteyi aslında okumak isterdim. Liseyi bitirdik. Ondan sonra aile şirketimizde çalışmaya başladık. 97 yılında liseden çıktım. Sonra askere gittik. İşte askerliği de çok uzun yaptık. 18 ay yaptık. Epey yapmıştınız. 18 aydı bizim. Evet. Vallahi Yeniçeri gibi 2 sene askerlik yaptık yani. Evet. Sonra geldik işte askerden önce nişanlanmıştım. Böyle sevdiğimiz kızla nişanlandık dedik askerden önce evet, nişanlanalım evet. da askerlik uzun ne olur olmaz evet. diye. Geldikten sonra da kısa bir süre sonra düğünüm yaptık 2001 yılında. Düğün yaptık sonrasında 2003 yılında bir oğlum oldu. 2007 yılında bir oğlum da aldı ellerinizden öper. İki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Sonra işte 2009 yılı falan da ben babamların ailemin şirketinden ayrıldım. Dedim ben kendi işimi yapacağım. Yani işte aile şirketleri malum işte dağılıyorlar amca çocukları falan dedik biz kendi işimizi yapalım. 2009'da aile şirketimden ayrıldım eşimle beraber. Sonrasında bayağı bir böyle şey hayatım oldu ya. Yani şöyle 2009'a kadar biz aileden ayrılınca anladık biz hep baba parası yemişiz yani. Evet. Ticaret yaparken çok zorlandım yani bir şey almak bir şey satmak esnaflık yapmak çok farklı karakter yani biz babamların yanında iş yerinde onlar almış biz satmışız yemişiz. Bayağı bir uyum sağlayamadım. Evet. 2013'e kadar falan 2-3 tane iş batırdık çıkardık bir şeyler oldu. Hı hı. Sonrasında 2013 yılında Karabük'te işte 100. yıl diye bir mahalle var. Arkadaşlar dedi ki ya burada bir mahalle var çok hareketleniyor. Sen dediler buraya gel. İşte sen dediler çenede sağlam öğrencilerle dediler muhabbet edersin.
Öğrenci... işi bağlarsın falan gibilerinden. 2013 yılında gittik oraya, üniversite 100. yılı. Orada iyi gelişti o zaman. Rahmetli Burhanettin Uysal hocamız, onu da yad edelim, mekan cennet olsun. Onun döneminde Karabük Üniversitesi çok güzel bir gelişim sağladı. O dönemde ben 100. yılda esnaftım Karabük'te. Orada kiracı girdiğim dükkan, satın aldığım ev aldım, araba aldım. Orada işim iyiydi, güzeldi. Hı hı. Sonrasında işte 2019 yılında burada Milliyetçi Hareket Partisi'nde Hüseyin Dönmez'le beraber seçime girdik 2019 yılında. Hı hı. Seçimi de kazandık. Kazandıktan sonra belediye başkanımız olarak göreve başladık. 2 yıl yaptık. Yani şimdi biz konuşunca hani birilerini karalamak ya da birilerini şikayet etmek gibi oluyor ama o 2 yıl zaman zarfı içinde ben gördüm yani hizmet yok, dertlenen yok. Yani evet. Ne eski pazarı düşünen var, ne dertlenen var, ne hizmet etmek için uğraşan var. Bizim de yaşımız genç, o zamanlar biraz daha gençtik. Hizmet etmek istiyoruz yani içimiz içimize sığmıyor. Bir şeyler yapalım. Yok yani dedik ki yani boşuna dedim yani hizmet edemeyeceksek dedim bu koltukları dedim daha fazla doldurmanın da mantığı, anlamı yok. Sonrasında istifa ettim ben. Çok söylenenler oldu. Yani işte şov için yaptı, kendi iş için bıraktı. Şu, herkes bir şey söyledi ama ben bir işi yaparken ben Allah nedir ona Allah. Evet, eyvallah. Benim çizgim, ölçüm Allah rızasıdır. Evet. Yani Ahmet onu demiş, Mehmet bunu demiş. Benim hiç umurumda da olmaz. Evet. Çünkü ben niyetimden, gönlümden eminim. Evet, Serkan Bey. Şimdi ben de yeni eski pazarda birisi olarak bunları takip ediyorum. Sizi de öncesinde ben İstanbul'da yaşarken sosyal medyadan takip ediyordum. Ona birazdan geleceğim. O kurduğunuz karınca derneği falan. Ona birazdan geleceğim. Ona gelmeden önce... Benim gözümde şu anda eski pazarda siz belediye başkanı adayları arasında farklı bir profil çiziyorsunuz. Siz geçmiş dönemde Hüseyin Dönmez'in yardımcılığını yaptınız. Evet, Hüseyin Dönmez o zaman şu anki zaten başkan Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Tabii geçen dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan yardımcısıydınız. Evet. Bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi başka bir aday gösterdi. Siz de AK Parti'den aday oldunuz. Yani böyle biraz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi değerlendirme şöyle... Şimdi biz konuşurken bazıları bizi yanlış anlıyor, yanlış algılıyor. Ben bu işin içine girdiğim için söylüyorum. Hı hı. Küçük belediyeler iktidarla hareket etmezse maalesef yani bu benim tercih ettiğim bir şey mi? Değil. Fakat ülkede siyaset bu şekilde gidiyor, bu şekilde kurulmuş. Evet. Buna bizim yapacağımız bir şey yok. İktidar partisiyle hareket etmezse küçük belediyeler maalesef istediği yatırımları, istediği şeyleri elde edemiyor. Yani... Bir de buralı milletvekilimiz oldu bizim bak. Evet. Şimdi Ali Keskin Kılıç Bey buralı eski pazarlığı. Hı hı. Adam bura için yanıp tutuşuyor emin olun. Yarım saat otursanız anlarsınız. Evet. Yani bizden daha istekli, daha arzulu eski pazara hizmet etmek için. Ben de dedim ki yani şimdi hem ilçemizde böyle bir milletvekilimiz var. Bu elimizde bizim bir fırsat. Evet, tam geri gelmişken buradan da Ali Bey'e seslenelim. Seçimlerden sonra tabii şimdi bu yoğunluktan sonra uygun bir zamanda Ali Bey'i de karavanımıza konuk alalım. İnşallah. Belediye seçimlerinden sonra ya ikili üçlü de olabilir. Olur olur. Böyle bir muhabbet, bir hasbihal yapalım eski pazarla ilgili. İnşallah. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu tür programları yapabilmek için en büyük motivasyon kaynağımız bu. Bunu mutlaka bekliyoruz. Evet Serkan Bey. Yani dedik işte bu dönem dedik eski pazara böyle bir şans geldi, fırsat geldi. 10 minvalde ben AK Parti'den aday olmaya karar verdim. Evet. Yani bizim derdimiz burada hizmet etmek. Yani tamam ben de milliyetçi adamım. Evet. Hatta ben çok eski pazar milliyetçisi. Fakat ben hizmeti dedim ki bu partiden alacağım, bu vekilden alacağım. O yüzden böyle bir yol çizdim. Çünkü yarın bu koltuklardan gelip geçeceğiz. Ali Keskin Kılıç da geçecek. Yani evet, tabii. O da milletvekili ama belki bir dahaki dönem olmayacak. Yani bu ilçemiz için büyük bir şans. İlçemiz köy olma yolunda ilerliyor. Bakın yani bu ilçenin siz hatırlamayabilirsiniz. 13-14 bin nüfusu vardı. Şimdi nüfusu 7 bine düşmüş. Evet. Yani 7 bine düşmesi ne demek? Bu ilçe göç vermiş. Bu ilçede kayıp bir şeyler var. Yani giden, ters giden bir şeyler var. Ama o yönetimler, ama bu yönetimler. Şimdi biz de diyoruz ki vekilimizle beraber bu ilçeyi tekrar şaha kaldıralım. Yarın bir gün bu koltuklardan, bu makamlardan gelip geçtiğimiz zaman birileri desin ki ya bir Serkan Civa vardı ya da işte bir Ali Keskin vekil vardı. Allah onlardan razı olsun. Şunları bunları yaptı. Bakın ilçe bu halde. Arkamızdan bir dua etsinler yeter. Evet, yani bizim koltukla, makamla yani öyle çok aman aman bir derdimiz yok. Hatta bizim gibi adamlar için koltuk falan emin olun yük yani. Evet. Çünkü o koltukların, o makamların vebali ağır. Evet. Gerçekten ağır. Yani öyle orada tüy bitmemiş yetimin hakkı var.
veballer çok ağır işler. Evet, yani biz o pencereden bakıyoruz yoksa. Evet, bu minvalde ben sizi bir televizyon programında seyrettim. Orada seçimin ertesi günü yakamdaki rozeti kenara koyacağım demiştiniz. Tabii yani. Yani hani particilik yapmıyorum anlamında. Abi yine aynı görüşteyim. Hı-hı. Ya şimdi bana adam oy vermedi diye ben o adamın suyunu mu keseceğim? O adamın evinin önünü mü temizlemeyeceğim? Ya da o adamın gittiği parkı mı temizlemeyeceğim? Yine evet, yapacağız. Evet. Benim için hiç fark etmedi. Evet. Ben seçimi alırsam o gün rozetimi çıkarırım. Bak yine şimdi Türk bayrağımız var. Evet. Ben çünkü bütün eski pazarın adayıyım. Evet. Ve bana bütün eski pazarın oyu lazım. Bütün eski pazarın desteği lazım. Çünkü ben bütün eski pazar hizmet edeceğim. Eyvallah. Allah nasip ederse tabii bu yarıştır. Eyvallah. Halkımız kimi tercih ederse. Eyvallah. Projelerimizden devam edelim. Bütün belediye başkan adaylarının benzer projeleri var. İlçe küçük. Yani evet. Proje ihtiyaçları evet, aynı. Tabii. Biz özellikle farklılarından sizin bazı projeleriniz benim özellikle dikkatimi çekti. Evet. Yani diğer belediye başkanı adaylarında olmayan. Açıkçası nasıl yapacağınızı da merak ettim. Bazı projeler var. Mesela 3 yere yürüyen merdiven yapacağınızı söylüyorsunuz. Yamanlar Mahallesi, 2. etap TOKİ ve Kurbantepe. Şimdi bu yürüyen merdiveni ben Karabük merkezde gördüm. Evet, çok güzel. İstanbul'da metro istasyonlarında falan var. Çok işe yarıyor. Eski pazarda dik yokuşları çok olan yerler. Bu bahsettiğiniz yerler de öyle yerler. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunun maliyetini nasıl karşılayacaksınız? Vallahi maliyetini şöyle. Şimdi eski pazar belediyesinin bunu yapma gücü imkanı yok belediye olarak. Biz bunu, ben bu projeden hepsini vekille beraber konuşarak, tartışarak yaptım. Dedim ki bakın vekilim, ben yapmayacağım bir şey yazmak istemiyorum. Yarın bir gün bu halk bana hesap sorar. Ki birisi dese ki kardeşim sen bunları yazdın, hani nerede yapamadın dese ben o gün kahrolurum. Yani benim derdim, bunların hemen hepsi bir iki senede olacak diye bir şey yok. 5 sene içinde inşallah ben bunları parça parça aciliyet durumuna göre yapacağım. Yürüyen merdiveni de inşallah vekil beyden sözünü aldık. Bu iş hangi bakanlıktan bitiyorsa, nereden almamız gerekiyorsa gideceğiz Ankara'ya. Evet, orada takip edeceğiz diyorsunuz. Projesini yapıyoruz. Ben çok projeden falan anlamam yani. Ama ben de çalışma isteği çok fazla. Evet. Bilen birine, anlayan birine çizdireceğiz, uygun bir yere bakacağız. Mesele alıp gelmek. Evet. Ankara'da yatacağız. 3 gün, 5 gün önemli değil. Memlekete bir çivi alalım da orada yatacağız. Bu iş nereden bitiyorsa, kimden çıkacaksa, vekil bey de söz verdi yapacağız oğlum diye. Evet. Bunu ilçenin, yani acil mahallelerini, caddelerini oraları burada düzelttikten sonra ilk yapacağımız merdivenler. Bu kapsamda siz geçmiş dönemde İkir Belediye Başkanı yardımcılığı yaptınız. Evet, yaptım. Belediyede nasıl bir bütçe var? Bütçe yetiyor mu, yetmiyor mu? Nedir? Buna vakıfsınız zaten değil mi? Belediyenin bütçesi, şimdi İller Bankası'ndan bir maddi para geliyor. O İller Bankası'ndan gelen çalışan personel anca yetiyor yani ucu başına. Bir de belediyenin emlak ve su geliri. O da emlak ve su geliri de dışarıda gezen araçların mazotuna, yakıtına, belediyenin ufak tefek anca onlara denk gidiyor. Yani belediye yağıyla zor kavruluyor diyelim. Evet. Yani böyle bu fantazi projeleri böyle bazı adaylar söylüyor ya, yani bunların bu belediye bütçesiyle yapılması mümkün değil. Yapma şansı sıfır. Sıfır. Hiçbir şekilde yapamazlar. Yapılmaz. Ankara'da bürokraside güçlü olurlarsa, bak ben diğer adayları kötülemek için konuşmuyorum. Burada yanlış bir algılışım olmasın. Estağfurullah. Ankara'da bürokrasileri güçlüyse, bakanlıklarla görüşebilirlerse, alabilirlerse proje bazında yapılır. Ama eski pazar belediyesinin bütçesiyle proje yapmak sıfır. Hiçbir şey yapamaz. Evet, anlıyorum. Yok yani, çünkü gücü yok. Ufak belediyelerin gücü yok. Evet başkanım. Başkanım devam edelim. Kent meydanı diyorsunuz. Şimdi ben dediğim gibi yeni eski pazarlı olarak kent meydanı deyince benim aklıma Saat Kulesi geliyor. Saat Kulesi'nin içinde böyle bir ufak oturma yeri, park, bahçe gibi bir yer var. Oraları düzenleyeceğiz de. İşlemiyor orası. Oraları da düzenleyeceğiz ama şimdi orası küçük ya. Orası kent meydanı küçük, olmaz. Bayağı küçük. Orayı da düzenleyeceğiz. Orayı da güzel bir kafeterya gibi düşüncemiz var ama şimdi kent meydanı olacak. Şimdi kapalı pazar yerinin karşısında sanayi dükkanları var. Evet. Bayağı geniş bir alan. Orayı düşünüyoruz. Oraya altına 2 katlı otopark, üzerine kent meydanı, bir de belediye dükkanları. Orada bir yaşam alanı inşallah oluşturacağız. Evet. Böyle bir ihtiyaç var ilçemizde. Aslında benim o pazarın olduğu yere düşüncem hastane. Aslında yani çok en güzel yer orası, hastane olabilecek. Şimdiki kapalı pazar yerinin olduğu yere. Onun karşısında şey var ya. Sanayi sitesi. Sanayi sitesinin olduğu yere. Oraya çok güzel bir hastane olur aslında. Benim kafamdaki aslında niyet amaç o ama. Şimdi hastaneyle ilgili biliyorsunuz
Mermer Mahallesi'ne yapalım. Zamanında yanlış bir zemin. Bu hastane zemin süreci ne başkanım? Ya, bu arada siz geçen de oraya yani kurtarma operasyonları için bir adım atmıştınız. Onu da bugün mitikte dalga geçtiler bizde. Evet. Sondaj makinesi ne yarar? Evet, sondaj makinesi getirmiştiniz. İşte sondaj makinesiyle sondaj hastane makinesi mi kurtarılır gibi? Değil, orada toprak analizi yapıyor. Toprak analizi sondaj makinesi yapıyor. Evet. Valla o biraz büyük bir olay ama ben uğraşıyorum. Hı hı. Zaten biz bu için sorunlarını çözmek için aday olduk. Evet. Onu da çözeceğiz inşallah. Allah nasip inşallah ederse. Yani kurtulursa hastane kurtulacak. Eğer hastane kurtulmazsa yani yıkılacak derlerse benim aklımdaki yer o pazar yerinin olduğunu karşısındaki yer ve sanayi sitesi. Evet anladım. Orayı komple kaldıracaksın. Altına birkaç kat otopark, üzerine hastane. Yani halkın ulaşması falan da çok kolay. Merkezde, meydanda. Evet. Ama yani devasa bir yatırım gibi yani sanki. Abi, tabii belediye yatırımıyla olmaz da. Belediyeyle bunlar. Belediyeyle tabii. Park bile yapamaz. Belediye tabii yatırımları hiçbir şey yapamaz. Anladım anladım. Biz bunu nereden koparmak gerekiyorsa Sağlık Bakanlığı. Evet. Yani ben yatırım alacağımı bileyim. Cumhurbaşkanına kadar çıkarım. Evet. Benim için fark etmez. Yani ben ilçe için her şeyi isterim. Evet başkanım. Evet. Kapalı otoparkta yine o bahsettiğiniz aynı yere yani, iki katlı altına altı kapalı otopark üstü kent meydanı, belediye dükkanları. Evet. Orada yaşam alanı oluşturacağız. Evet. Düşüncem orası. Evet orada o boş alanın yanında işte bir 10 dükkanlık 15 dükkanlık falan orada bir ufak bir sanayi var. Evet orası kalkacak. O kalkacak. Tabii orası komple kalacak. Bir de sanayi projemiz var zaten. O nerede olacak başkanım? Orası Mermer Mahallesi. Orası daha önce planı projesi yapılmış. Şimdi Hüseyin bu başkan. Yeni Toki ile Mermer arasında bir yer mi orası? Yok değil. Mermer de Ankara İslam yolu üzerinde. Anladım. Hmm. Mermer'den sonra. Ya şimdi orada projesi yapılmış, onaylanmış aslında ama işte devlet depremden dolayı bazı yatırımları durdurmuş. Şimdi burada Hüseyin Başkan'ın hakkını yemeyelim. Orada mücadele vermiş ona. Evet. Biz biraz hazır projeyi konacağız orada. Yani işin özü. Burada yapılmış, her şey tamamlanmış. Ama işte deprem nedeniyle durmuş. Bize nasip olursa biz bu işi itekleyeceğiz. Yani nereden yapılacaksa. Çünkü sanayi dükkanları da çok kötü. Hı hı. Sanayi esnafımıza böyle bir çamurun içinde esnaflık yapıyorlar. Yıkık, gözlük. Evet. Başkanım bu terminal projesi bütün belediye başkanı adaylarının projesi. O terminal değil de yani durak olan yerin kavşağın adı da ölüm kavşağı. Öyle söyleniyor. Ben canlı kazaya denk gelmedim ama kaza sonrasına 2-3 defa denk geldim orada. Yani İstanbul'dan gidip gelen biri olarak. Demek ki burada yani sık sık kaza oluyor. Kaza çok da var. Tehlikeli bir yer. Yani en azından bir sinyalizasyon mu yapılacak? Vallahi orayla ilgili proje var ama hani görüştük. Ulaştırma Bakanı geldi geçenlerde. Onunla ilettik, görüştük. Orayla ilgili proje var, yapılacak dedi. Yani en kısa zamanda nasıl çözülecekse yani kazaları önleyecek ışıksa ışık. Yani EDS ise hız kesmeyse yani en kısa zamanda nasıl yapılacaksa evet, anladım. Orayı da bir şekilde çözüme kavuşur. Terminal başlı başına bir sorun. Neden sorun? İlçemizde yüksek okul var bakın. 1500 tane öğrenci var. Saat gece 1'de 2'de üniversite öğrencisi geliyor. O mahallede Mermer'de iniyor otobüsten. Evet. Hiçbir gireceği yer yok. Ne lavabo var, ne ısınabileceği var, ne dinlenebilir. Buranın da karı kışı fazla biraz. Bacım, aynı zamanda otobüs bekleyen yolcu için de aynı. Oraya küçük bir betondan kulübe yapmışlar. İnsanların içinde ne yaptı bildiğini yiyorlar, içiyorlar. Karma içiyorlar bir şey. Küçük zaten açık. Evet, evet. Betondan belediye durağı gibi bir şey. De yazmışlar otobüs durağı evet, yani. Evet. Acilen o da ilçenin olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Hemen Mermer Mahallesi'nin oraya uygun bir yere, oraya güzel bir terminal binası düşüncemiz var. Çünkü çok ihtiyaç var. Onu en kısa zamanda onunla yaparız inşallah. Evet başkanım o terminal binası için işte içeri alacağız, otobüsler girecek çıkacak falan diyorlar diğer belediye başkanı adayları da. Evet. Ama işte girmezse orayı, otobüsler içeri girmezse orada bir şey yapacağız gibi düşünüyor diyor. En azından yani kavşakta değil de kavşağın ilerisinde veya gerisinde abi cep gibi bir şey tabii cep olacak yani böyle büyük terminal değil de. Evet. Hem orada bir dinlenme alanı olacak hem terminal böyle cep yapılacak, otobüs girecek. Evet o, yolcu hani yolcu mevcut o petrol ofisinin olduğu gibi bir cep şöyle. Tabii cep yapılacak, otobüs oradan girecek, yolcu alıp devam edecek yani. Evet, en mantıklı biz oraya bir güzel bir alan yer yapacağız. Vatandaşın 24 saat açık olmak kaydıyla birine de işletmesini öyle. Hem oradan birine ekmek vereceğiz. Tabii hem de bir adam hemen onun işletmesini yapar, hem temizliğini, bakımını yapar. Yani gece kaç olursa olsun otobüsten yolcu indiği zaman sığınacağı bir yer olmaz. Evet, evet başkanım. Başkanım, sosyal yaşam konaklama merkezi. Sosyal. Bu mevcut, önceki belediyeden kalmış harabe bir yer var. Orası çok kötü. Ben inceledim, baktım biraz da içi falan dökülüyor, su almış. Yani o binanın ben kullanacağını zannetmiyorum. Benim projem komple yıkıp güzel yeniden
Daha kapsamlı, daha fazla yataklı. Onun yerine mi aynı yere? Ya yeri olur. Yani orayı düşüncem orası ama başka bir yerde olabilir. Şimdi bu ilçe turist alacak ilerleyen zamanlarda inşallah. Evet. Bu ilçenin önü açık. Bizim fakat turistleri ağırlayabileceğimiz, konaklatabileceğimiz hiçbir yer yok. Yani tabiri caizse adamlar turist gibi gelecek, turist gibi gidecek. Biz ilçe olarak bunlardan bir kere para olarak nemalanmamız lazım. İlçeye bir katkısı olmasa lazım. Muhakkak tabii. Yoksa gelip gittikten sonra bize faydası olmaktan yoksa öyle hiç gelmesin. Ben ticari bakarım. Evet. Anladın mı? Belediyeler zaten ticarethane gibi yani. Evet. Bir nevi ticarethane. Biz de diyoruz ki buraya gelen turistleri, misafirleri konaklattırabileceğimiz, ağırlayabileceğimiz bir restoranımız, bir yerimiz olsun ki evet. ilçe olarak onlardan faydalanalım. İnşallah daha çok şeyler yapacağız. Hadrianopolis yolu üzerine yine kadınlarımız için yöresel ürün pazarı düşünüyorum. Güzel yöresel ürün pazarı işte kadınlarımızın evinde yaptığı makarnadır, turşudur, biberdir. Şimdi kalçadır, bu Hadrianopolis'te bir yapılanma var şu anda. Var orası. Onu kim yapıyor başkanım? O devlet yapıyor. Yani o belediye mi bağlı belediye, olacak o oralar? Belediye ait olmaz o. Turizm ve Kültür Bakanlığı'na. O Hadrianopolis bütçesi için o şeye de. Yani belediye ile alakası yok. Anladım. Onun. Orada karşılama merkezi, kafeterya. Oradan bize paralar düşmez. Ben belediyeye düşer falan diye düşünüyordum yok, yani. Yok yok düşmüyor. Sevinmiştim aslında ha, işletmesini ama. İşletmesini verirlerse alırız yani belediye olarak hani. Evet. Biz işletemeyiz ya da işletmeyi yapacak bir kurum var derlerse biz alırız işletmeyi. Yani. Hem oradan ben 2-3 kişi ekmek veririz. Tabii tabii. Belediye için. Yani verirlerse alırım. Sıkıntı yok. Çok iyi olur. Yani işletmeyi yaparız. Fakat vermezlerse biz ayrı. O Hadrianopolis içinde değil de oraya gelmeden yol kenarları üzerinde güzel bir alan oluşturup oraya yöresel ürün pazarı düşünüyorum. Yani kadınlarımız evde işledikleri el işidir, oyadır, yaptıkları turşudur, salçadır, biberdir neyse. Onları gelip hem orada satsınlar, hem vakit geçirsinler, hem evlerine bir katkılar olsun. Farz edin ki kadın evinden çıkamıyor, çoluğu çocuğu var, gelip orada satış yapamıyor. Biz belediye adına da oraya dükkan açacağız. Biz gidip evinden alacağız, kadından satın alacağız, oradan karını koyup satacağız. Onun da evine bir katkısı olacak. Evet. Çocuklarına, evine, ailesine. Yani onlar için de bir garanti gibi olacak. Tabii tabii. Nasip olursa ben kadınlarımız için kooperatif kurmayı düşünüyorum. Bakın ben diğer illerde, ilçelerde var. Güzel işler var. Yani bizim burada kadınlarımız maalesef hep ikinci sınıf insan muamelesi görüyor gibi. Yani böyle nasıl söyleyeyim. Kadınlarımıza yönelik hiçbir şey yok ilçede. Hiçbir şey yok. Evet. Yani biz biraz daha kadınlarımızı ön plana çıkarıp onların da biraz daha özgürce para kazanmalarını, özgürce alışveriş yapmalarını istiyoruz. Onların hem evlerine katkıları olsun. İnşallah o minvalde bir kadın kooperatif kurmayı düşünüyorum. Kadın kooperatif kurup hem paralarını kazansınlar hem vakitlerini geçirsinler. İnşallah öyle bir düşüncemiz var. Evet, eyvallah başkan. Başkanım, aile yaşam parkı yapacakmışsınız. Nereye yapacaksınız? Aile yaşam parkı nereye yapacağız? Bahçepınar yolu üzerinde çayın karşısında bir alan var orada. Çayın hemen karşısında. Oraya güzel büyük bir aile yaşam parkı düşünün. Öyle küçük sadece. Böyle millet bahçesi gibi tabii, bir şey. Tabii millet bahçesi şeklinde. 2-3 tane öyle kameli, 2-3 tane oyuncak falan. Oraya güzel büyük bir alan düşünüyorum inşallah. Oraya içinde her şey olacak. Kafeteryalar olacak, dinlenme alanları olacak. Çocuklar için oyun parkları olacak, spor aletleri olacak. İçine oraya büyük güzel bir tesis şeklinde düşünüyorum. Halı sahayı da oraya koyabiliriz. Kapalı halı saha var. Kapalı halı saha. Orada güzel bir alan var. Evet. Orayı bütün olarak bir tamamen bir eğlence alanı gibi. Dinlenme alanı evet, gibi başkanım. Bir düşüncemiz var. Evet. Başkanım, siyasetten devam edeceğiz. Birkaç projemiz daha var da hani bazen insanlar derler ya yani ben siyasetten sıkılıyorum. Biraz böyle siyasete ara verelim. Verelim. Biraz başka şeyler konuşalım. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bekliyoruz. Başkanım siz ben İstanbul'dan buraya gelmeden önce dediğim gibi sizi sosyal medyadan takip ediyordum. Evet. Buraya geldiğimde de farklı dönemlerde de özellikle bu deprem için yaptığınız çalışmalar deprem bölgesine böyle yani oraya gidip gitmeyece zar zor kestirilen tarzda bazı araçlarla falan oraya gittiğinizi yani imkansızlıklara rağmen oraya sürekli gidip geldiğinizi ben yakından takip ettim. Depremin ikinci günü gittik oradaydık. Evet onun haricinde hem bu konuya bir değinelim hem de sizin bu kemikli rampasındaki bir ticari girişiminiz olmuştu. Bununla da ilgili böyle biraz bir hasbihal edelim. Şimdi şöyle ben küçüklüğümden beri insanlara yardımcı olmayı severim. Yani bu benim yapımda var. Merhamet midir artık? Anamdan babamdan mı gelmedir, aileden mi var? Benim yapımda var. Ben hep empati yaparım insanlarla. Mesela biz aile olarak zengindik eskiden. Şimdi bakardım kendi sınıfımızda. Ya benim ayağımda çok güzel ayakkabı olurdu. Sınıf arkadaşımın ayakkabısı delik olurdu. Benim ona o kadar içim acırdı ki yani. Dedim ki ya bu çocuğun yerine ben de olabilirim. Çok üzülürdüm. Çoktur öyle babamın falan hesabına
gider yazdırırdım. Evet. Arkadaşıma birine pantolon alırdım, birine ayakkabı alırdım. Yani bu benim ta küçüklüğümden beri içimde olan bir şey. Yani bir merhamet duygusu mudur nedir? Yani bunu siyasetle bağdaştırmıyorum. İyi insan olmakla iyi evet, yönetici olmak farklı işler. İyi insan olabilirim ama iyi bir yönetici olamayabilirim. Örnek veririm. Onlar farklı işler. Ama merhamet duygusu mu diyeyim, yani empati yapıyorum. Çok üzülürüm, şey yaparım. Yani çoktandır ben bu işi yapıyorum aslında. Evet başkanım. Evet. Yıllardır böyle ta küçüklüğümden beri herkesin derdiyle dertlenirim. Durum olmayanlara yardım ederim. Gücüm nispetinde yapıyorduk, ediyorduk. Sonra ben belediye başkanımız olduğum zaman, şimdi bir de kurumda bir makam temsil ettik. Vatandaşlar bize geldi, çok geldiler bana. E şimdi ufak yer, nereye gidecek adam? Ya belediye geliyor ya kaymakamına gidiyor. Hı hı. Şimdi insanlar bize geldi. Dediler ki ya işte örnek veriyorum, birisi elektriğini ödemiş, birini faturasını ödemiş, birini evine yağ alamamış. Eşya ihtiyacı, evi yanan oldu. Bir sürü, yani o kadar çok şey karşılaştık. Hı-hı. Ya dedik ki belediye olarak zaten hiçbir iş yapmıyoruz. En azından dedik şu milletin dedik ufak tefek dertlerine çare bulalım yani. O da internette paylaşımlarla beraber başladık. Yani o da paylaşım olayı da şöyle gelişti. İlçemizde bir yaşlı teyzemiz geldi bir gün. Ben belediyedeydim. Kadın ağladı böyle. Ya dedi ki oğlum ben dedi intihar ediyorum. Kadın dedim abla niye intihar ediyorsun? Hayırdır? Oğlum dedi eşim dedi öldü dedi. Evet abla. Ölmeden önce dedi çok borçlandırdı bizi. Kanser hastasıymış eşim. Kadını bayağı borçlandırmış. Ben dedi ne maaş alabiliyorum doğru düzgün dedi. Ne evime bir şey, ne kiramı ödeyebiliyorum dedi falan. Cık. Ya şimdi o kadar yaşlı kadın gelmiş. Senin annen de olabilir, senin babaannen de olabilir. İnsansın yani sonuçta ya. Kapıya gelmiş. Dedim ki abla biz çözüm buluruz. Dur sen niye intihar ediyorsun? Kadın yani artık can burasına gelmese evet. İntihar edeceğim diye o yaşlı kadın belediye gelir mi? Ben de bunu sosyal medyamdan paylaştım. Dedim ki arkadaşlar böyle bir... Tabii ben yardım ederken kimsenin ismini falan vermiyorum. Yani çok konuşuyorlar benim hakkımda. Hiç kimseye bir tane ekmek faydaları olmayan adamlar konuşuyor yani. Evet, atıp tutuyorlar işte ya sağ elim verdiğini sol el bilmeyecek şu durumda. Neler konuşuyorlar. Evet. Hepsini Allah görüyor evet, biliyor. Usul aslında şöyledir evet. Başkanım. Yani mesela zekat vermede usul aslında gizli verilmesidir aslında. Ama eğer toplumda zekat verme adeti geri gidiyorsa, insanlar vermek istemiyorsa, yani bu adet uygulanmıyorsa, belki de günümüzde de biraz böyle, o zaman göstererek verilmesi de tavsiye edilmiştir. Abi, çünkü diğerlerine de diğerlerine de teşvik olsun diye. Bakın göstererek derken ben ne yardım alanı söylerim ne yardım vereni. Ortadaki tek insan benim. Bu manada zaten. Sen bana veriyorsun, ben ihtiyaç evet. sahibine veriyorum. Zaten böyle yapmazsak başkanım bu iş yürümez ki. Hiç kimse, benim eşim bile bilmez kime yardım ettim. Evet. Bak ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde hani siyasetçiyim yani. Hı-hı. Nihayetinde siyasetçiyiz. Siyasete çıkmayı zaten düşüncem, planlarım da vardı. Bak size yemin ediyorum ben yardım ettiğim insanların %90'ın ismini bilmiyorum. Bak bu ilçede belki 30-40 aile yardım ediyorum. Evet. %90'ın ismini, soy ismini bilmiyorum. Birileri söylemiş, gitmişim evi tespit etmişim, eve girmişim, bakmışım ihtiyaç sahibi mi sahibi. Ben onu listeye almışım evet. bu eve yapılacak diye. Ben hiçbirinin ne adını soyadını sorduğum ne araştırdım. Bazen bana diyorlar ki ya örnek veriyorum işte yardım yapacağız bildiğin var mı? Abi var ama diyorum ben evlerini biliyorum. Evet. İsimlerini bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorum? Bilmiyorum kardeşim. Hiçbirinin ismini ne sordum ne söyledim. Çünkü ben siyasete devam edeceğimi biliyordum. Evet. Yani bu memlekete hizmet etmek istiyorum. Evet Allah razı olsun. Ola ki dedim yarın hı-hı. bir şey olur. İsmi mesela şimdi isim çalışması yapıyorsun. Artı eksi şu is, şu bana oy veriyor bu er vermiyor. Evet. Ola ki dedim şimdi isim çalışmasında isimler önümüze çıkar. Evet. Ben ararım dedim. Yani olmaz dediniz yani. Tabii yani evet. şahıs da mahcup olur. Hı-hı. Ben de isteyemem şimdi kardeşim. Ben sana 3 senedir ben senin ev kirasını ödediğin insanlar var. Pazarını gördüğümüz insanlar var. Elektrik faturasını ödediğimiz insanlar var. E şimdi ben burada arayacağım. Ya diyeceğim ki abla ben işte Serkancı ve buyur evladım. Abla işte ben seçime çıktım oy ver. Ben o oyu isteyemem. Kesinlikle isteyemem. Ben hiçbir yardım yaptım kimseden gidip oy istemedim. Evet. Hapsana gidip abla bana oy ver demedim. Ha usulen gezdik. Bütün adaylar gezdi. Ben de gezdim. Bütün adaylar gezdi. Biz de geziyoruz nihayetinde. Yani ziyaret ettik ama hiç birebir ne telefon açtım bir tanesine ne bir şey. Yani lafı biraz uzattı kusura bakmayın. Hiçbirinin ismi yok bende. Anladım. Haydetmedim. Çok güzel başkanım. Şaşırıyorlar. Evet. Dedim ki çünkü ezilmesin kardeşim. Vatandaş benim bu memlekete hizmet edeceğime inanıyorsa oy versin. Evet eyvallah. Yani inanmıyorsa benim ona verdiğim 5 torba kömür için, bir Humanya için,
elektrik faturasını ödediğim için oy vermesin zaten. Evet, çok, çünkü bu evet. Bu memleket yönetimi abi, memleket. Evet, eyvallah. Çok ya, takdirlik bir usul yürütmüşsünüz. Yani ben hiçbir kimseyi aramadım. Aramam da Allah bilir. Evet, hiçbir yardım yaptım, aileye aramadım. Dedim ki ben sana böyle böyle yardım ettim abi, işte ben seçime çıktım, bana oy verir misin demedim. Evet, ama usulen herkes ziyaret ettik. Muhakkak. Yani gönlüne düşer oy verir ama vermeyen kişiye de asla bir şey demem. Ve benim yardım ettiğim İnsanların birçoğu şu anda beni desteklemiyor. Var, bir sürü var. Açıktan arkamdan küfür eden bile olmuş. Allah bilsin. Ben hiç kimse için bir şey yapmadım. Ben ne yaptım? Allah rızası için yaptım. Yarın yine düşsün adam, yine ben yardım ederim. Ben kim gidersem zaten bu yardım işini yapamam. Evet, eyvallah başkanım. Evet. Eyvallah. Belediyede biz bu işleri yaptık. 2 sene işte ilk ablayı paylaştım, dedim. Böyle böyle ihtiyaç sahibi bir ablanın şeyi var. İşte ev kiralarını ödeme sıkıntısı var. Öyle bir güzel yardım geldi ki. Bir gecede biz kadının bütün borçları, banka borcunu dedik. Ev kirasını ödedik. Bir yıl geçmiş, gelecek bir yıl ödedik falan. Ondan sonra insanlar bize gelmeye başladı bu minvalde. Evi yanan, işte sıkıntısı olan. Biz de paylaşıyoruz. Böyle böyle bir abimiz var ilçemizde, isim vermeden. Böyle bir sıkıntısı var, yardım edin. Çok güzel dönüşler oldu ve Eski Pazar siyaseti bundan rahatsız oldu içeride. Evet. Eski Pazar siyaseti rahatsız oldu. Belediye başkanına bizim baskı yapmaya başladılar. Ya işte bu adam niye böyle bir şeyler yapıyor? İşte milleti niye paylaşıyor? Onunla başkanla falan da birkaç kere böyle mevzumuz geçti. Baktım, dedim ki yani bu iş farklı boyuta gidecek. En sonunda istifa ettim. Belediye istifa ettim. Ya zaten hizmet yoktu. Bu da tuzu biber oldu. Anladım. İstifa ettik. İstifa ettikten sonra da ilçede biraz daha değerlendik. Yani nasıl söyleyeyim? Bir anda borsa gibi tavan yaptık. Dediler ki ya bu doğru adam, düzgün adam. Makam bıraktı, koltuğu bıraktı falan tıstır işte. Makamda görmedim, saygıyı dışarı inince evet, gördük. Anladım. Sonrasında da insanlar bize para göndermeye başladı. Yurt dışından orada. Yani bazı şey önüne alamazsın. Çığ topu gibi büyür, kart topu gibi. Hiç kimseyi aramadım. Bana bir kuruş para gönder. Aramam. Ben sadece bir ihtiyaç sahibi ablamız var. Evi yanmıştır. Örnek veriyorum. İnsanlar gönderir. Ve insanlar bana sokakta yürüyorum. Yaşlı amca geliyor, cebime 1000 lira soruyor. Oğlum al diyor, bunu diyor bir yerde kullan. Sormuyordum parayı ne yapacaksın diye. Benim en sevindiğim taraf insanların bize güvenmesi. Eyvallah, Allah razı olsun. Sonrasında en da... En büyük sermaye bu. Tabii en büyük sermaye güvendir ya. Sonrasında da biz bu iş biraz büyüdü falan. Bizi yine şikayet ettiler bu sefer de. Dediler ki bu milletten para topluyor. Yani devlet de orada haklı. Devlet uymuyor diyor ya, uymuyor devlet. Beni 6 ay takip almışlar. Şikayet ettiler, soruşturma açtılar hakkımda benim. Karabük Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü falan. Yani devlet açısından baktığı zaman haklılar. Çünkü bu işin ucu açıkmış. Ben belki 1 milyon topluyorum, 500'ünü daha diyorum, evet. 500'ünü yiyorum belki. Anladınız mı? Evet. Ucu açık bir iş. Evet, evet. Devlet de dedi ki kardeşim sen kimsin, milletten para topluyorsun? Gel evet, bakayım. Makbuz yok, bir şey yok. Ve hiçbir şey yok. Biz hesabımıza göre bir de paralar falan. Evet. Ondan sonra benim hesaplarım bir kilitlediler her şeyi. Evet. Ekran gitti. Bloke ettiler hepsini. Şey kapan dedim ki ne oluyor? 6 aydır beni takip ediyor. Evet, haberimiz yok. Allah'tan bir açık bir şey bulamadılar ama yaptığımız iş usulen suç. Evet. Ondan sonra Karabük Valisi çağırdı Fuat Gürel. Oğlum dedi, bak vallahi uzun zamandır seni takip aldık. Hiçbir dedi açığını bir şey bulamadık. Güzel işler yapıyor. Fakat dedi sen resmi var, bunu yapamazsın. Bu dedi suç. Dedim ne yapacağız sayın valim? Valla art niyet sesseydik dedi, o zamanın parası. 300 bin lira artı dedi, hapis cezası var. Dedim ne yapacağız? Dedik sana en düşükten keseceğiz. 15 bin lira. 300 bin lira duyunca 15 bin lira sevindik evet. O zaman. En azından 15 daha iyi. Bana ceza kestiler. 15 bin lira. Sonra ben onu da paylaştım internet. Dedim ceza yedik dedim. O gece 30 bin lira para topladılar. Vatandaş topladı. Cezayı da ben ödemedim. Evet. Vatandaş topladı 30 bin lira. Parayı da peşin yatırdık. 11 bin lira yatırdım. 19 bin lira para arttı şeyden, cezadan. Cezadan kar ettik. Evet. 19 bin lira arttı. Evet. Dedim ki bunu ne yapalım? Onu da ilçede okuyan üniversite öğrencileri vardı o zaman. Onlara 500 TL gittim, evlerine dağıttım. Çocuklar da şaşırdı. Abi bu ne? Alın dedim, bir şey olmadı. Hiç burayla alakası olmuyor. Üniversite çocuklara 500 TL dağıttım evlerine. Dedim harcayın, yok. Sıkıntı yok. Velhasıl sonrası Mali Bey dedi dernek kur dedi. Evet. Bu işler dedi böyle olmaz. Dernek kur dedi. Tamam dedim, kuralım. Araştırdık, 7 kişiyle kuruluyor. Ya herkes şu derneğe girelim, üye olalım. Bana dedim üye lazım dedim. Bu dernek kaç kişi? 7 kişiyle. 7 kişiyle derneği kurdum ben. 7 tane böyle sevdiğim arkadaşlarımla böyle çok başımızı ağrıtmayacak. Arkadaşlar beraber kurduk. Adiliye Tekli bir arkadaşım var. İlçede esnaf. İsmini de o buldu. Dedi ki ya karınca olsun dedi derneğimiz. Tamam dedim olsun, benim için isim önemli. Karınca misal dedi. Evet, safımız güzel. Belli olsun. Evet evet. Derneğin ismini karınca kuralım. Tamam dedik. Derneğin ismini Karınca Yardımlaşma Derneği kurdu. Ondan sonrasında bak niyet halis olunca o kadar güzel şeyler yaptık ki, yapıyoruz yani. Öyle şeyler yapıyoruz. Bilinen, bilinmeyen paylaşıklarımız var, paylaşmadıklarımız var. Sadece Eski Pazar'da Karabük'e dahi yardım yaptık. Safranbolu'ya dahi yapıyoruz. Gurbette adam, Erzincan'da adam Eski Pazar'da elektrik faturasını ödeyememiş adam.
bizi takip ediyor. Ben buradan yatırdım çocuğu. Erzincan'daki adamın, eski pazarlı adamın faturasını bize açtırdı. O kadar güzel işlere vesile olduk ki. Sonrasında yurt dışından yardım gelmeye başladı. Yurt dışından, yurt içinden. Ve ben gelen yardımların hepsini eski pazarda harcadım. Evet. Deprem zamanı, ben deprem bölgesine belki 7-8 milyonluk yardım getirmişim. Hepsini eski pazarda harcadım. Bakın, ilçenin ekonomisine bile katkısı oldu bu derneğin. Ama hala beni eleştirenler var. Evet. Niye? Adamların derdi ümmeti Muhammed değil. Adamların derdi memleket değil. Böyle bir dertleri yok. Burada birileri sebepleniyor. Ya tamam, benim reklamım oldu. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Benim bu işte çok güzel reklamım oldu. Ama ben bu işi bu şekilde yürüttüm. Ben böyle bir yol çizdim. Niyetimizden de eminiz. Velhasıl böyle bir derneği kurduk, yürüttük. Bayağı güzel eyvallah, işler yaptık. Başkanım, yapıyoruz da şu anda 42 tane öğrenciye burs veriyoruz. Günlük 100 tane ekmek dağıtıyoruz. Yaptığımız bir sürü iş var. Evet, eyvallah, Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Ben de takip ediyorum. Çalışmanız gerçekten güzel. İnşallah bu şekilde artarak yapacağız. Öyle bir devam etsin inşallah. Yapacağız. Daha belediye başkanı olursam daha profesyonel yapacağım inşallah. İnşallah. Daha iyi işler i̇nşallah, yapacağız. Evet, inşallah. Hayır çarşısı demiştiniz. Belediye hayır çarşısı o işte. Evet. Yani belediye hayır çarşısı. Yani bunun sizin Karınca Derneği'nizin bir versiyonu gibi belediyenin bünyesinde olanı gibi. Belediye bünyesinde yapacağız. Daha da kurumsallaştıracağım. Yani belediye hayır çarşısı oradan mesela ihtiyaç sahibi ailelerimize, emeklerimiz malum geçim sıkıntısı çekiyorlar. Onu da gizlemiyoruz yani. Evet. Başkanım, burada şey demiştiniz, tam yeri gelmişken, hani belediye hayır çarşısı kurduğumda bu hayır çarşısında dağıtacak malzemeleri eski pazar esnafından alacağım dediniz. Tabii tabii, onlar da. Bunu nasıl alacaksınız eski pazar tabii esnafından? Tabii eski pazar esnafından. Esnafına şimdi bakın, toptan alacağız. Örnek veriyorum, kumanya, elbise, yani hani çocuk, çünkü kırtasiyeci, yani kırtasiye malzemesi. Küçüklü büyüklü esnaflar var. Bir tabii, böyle tabii. Esnafa yayacak mısınız yoksa abi, hepsine, ihale mi yapacaksınız? Abi ihale yaparız. Ben ufak esnafı daha çok severim. Evet, hani esnafı benim, da desteklemek benim, anlamında. Tabii benim yapımda zaten, benim yapım hep ezilen, üzülen. Evet. Ufak. O tip adamları ben çok severim, o tip işleri. Evet. Ve özellikle ufak esnafı daha çok kalkındırmamız lazım diye düşünüyorum. Hepsine alışveriş yapacağız abi. Ama düzenli, tertipli, evet. Fiyatına bakacağız, araştıracağız. Hı-hı. Esnaflarımızdan alışveriş yapıp ondan sonra bunları sergileyeceğiz. Güzel bir sistem kuracağız. Evet, İhtiyaç sahibi ailelerimize her ay düzenli olarak ya bunlara kart çıkartacağız. Örnek veriyorum. Hı-hı. Kart çıkartacağız. Kartı 1000 TL yükleyeceğiz. Evet. İhtiyaç sahibi ailemiz gelecek hayır çarşısında. Şimdi şöyle, kumanya, belki biz kumanya vereceğiz her ay ama adama sen şimdi sürekli salça vereceksin, makarna evet. vereceksin, çay, şeker. Ya belki bu adam şampuan ihtiyacı evet. olacak. Anladın mı? Evet. Biz kart şeklinde vereceğiz evet. bunu inşallah. Kart çıkarttıracağız. Her ay örnek veriyorum evet. ihtiyaç sahibiyle vereceğiz. Adamın 1000 TL'lik yani, bizden kumanyayı... Normal markete girip alışveriş yapıyor tabii gibi. Biz... Vitrinden seçecek raflardan. Aynen öyle. Kartıyla ödeyecek. Girecek. Belki adam çocuklarına çikolata almak isteyecek. Evet. Belki eşine şampuan almak isteyecek. Anladınız mı? 1000 TL vereceğiz. Evet, gayet, o kartla içeride alışveriş yapacak. Ne istiyorsa alıp gidecek. Bunu ihtiyaç sahibi emeklilerimize de vereceğiz inşallah. Onların da bir nebze de olsa onlara bir katkımız evet, olsun. Evet başkanım. Evet. Üzülüyoruz yani. Evet, biz... Allah razı olsun. Amin cümlenize. Evet başkanım, siz kemikli rampasında bir girişim yapmıştınız. O ara benim fırsatım olmadı. Çok gelmek istedim. Gelemedim ama sosyal medyada çok konu oldu. Çok uzak yerlerden, Karabük'ten, başka yerlerden misafirleriniz geldi. Ben hep takip ettim onları. Yol güzergahı olduğu için geçen uğruyordu ya. Yani evet. özellikle bizim için gelen de oluyordu evet, fakat. Bayağı siyasilerden bile gelenler oldu benim takip ettiğim. Geliyorlardı. Yani özellikle bizim için gelen de oluyordu. Bir de yol güzergahı olduğu için geçen de oraya düştü. Yani Serkan Civan'ın yeri var. Hem manzara evet. olarak da yer olarak da çok güzel bir yer. Bir yeri var. İşte orada hani oturalım, bir çay içelim, bir demlenelim. Yani biz oraya, aslında oraya güzel bir projemiz vardı. Büyük projemiz. Ahşaptan et restorantı yapacaktık. Sonrasında orada çocuk oyun alanları falan, çok güzel projemiz vardı ama artan maliyetler yüzünden biraz da orada yer sahibiyle falan anlaşamadık, bir şeyler oldu şimdi evet. mevzuları uzun açmayalım. Evet. Artan maliyetler yüzünden falan yapamadık. Gücümüz yetmedi evet. diyelim, maddi imkanımız. Yani buradan oraya ilk giderken ben dedim etçi Nusret gibi olurum dedim ama evet. iki sene orada Survivor evet. gibi bir hayat yaşadık. Evet. Benim bunu size sormamın sebebi şu biraz da başkanım. Hani buyurun. Sizin o araki beni takip ettiğim paylaşımlarda siz hani ben ekmek paramın peşindeyim. Tabii yani canım. Ne iş olsa bu anlamda yani kemikli rampasında da çalışırım, başka şey de yaparım gibi. Nihayetinde çoluk çocuğumuzu geçindirmekse gayet diye böyle tabii. takdirlik bir yorum yapmıştınız.
diyorsun. Tabii ya, evet. bugün aday arkadaşım birini eleştirdi orada. İşte yok çıktı şunu yapamadı, bunu da yapamadı. Bakın ben çoluk çocuğum rızkı için her şey yaparım. Evet. Ben mısır da satarım, çay da satarım, tuvalette temizlerim. Nihayetinde ben evime helal ekmek getirme derdindeyim. Evet. Ben bilmiyor muydum 5 sene oturup belediyede maaş almasını? Otururdum, hesap soran da yoktu. Niye şu işi yapmadın diyen de yok. Evet. Otururdum, alırdım maaşım, yatardı sigortam. Bakın benim belediyeden istifa ettim. Kaç yıl oldu? 3 yıl mı oldu? 3 yıldır benim sigortam yok şu anda. Yani insanlar konuşurken o kadar rahat konuşuyor. Ne çektiğimi eşim, çocuklarım ben bilirim. Evet başkanım. Ben hiç yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Bugün olsun yine yaparım. Bugün olsun o belediyeden yine istifa ederim. Gider o mısırı yine satarım. Evet. Adam var konuşuyor. Benim için haber yaptılar. Mısırcıdan belediye başkanım. Evet başkanım. Allah büyüktür. Mısırcıdan ne olur görürüz. Başkanım son olarak benim epey bir dikkatimi çeken bir projeniz var sizin. Bu sokak hayvanları evet. yaşam alanı. Yani benim bildiğim, duyduğum bugüne kadar hep sokak hayvanları ile ilgili bir şey dillendirilirken sokak hayvanlarıyla ilgili yaşam alanı denmez. Yani sokak hayvanlarını bir yere götürmek, orada rehabilite etmek, onlara işte bakmak, kısırlaştırmak, yiyeceğini içeceğini vermek falan böyle barınak tarzı şeyler olur. Orada o hayvanlar artık sahiplendirilir mi, ne olur akıbetini bilmiyorum çok. Sizin bu projeniz bunlardan tamamen farklı. Siz dediniz ki bu işin maliyeti büyük. Dolayısıyla biz yapabileceğimiz işi konuşuruz. Tabii. Biz bir yaşam alanı oluşturacağız hayvanlara. Hem de yani hayvanlar için de iyi olacak şekilde. Tabii. Bunu nasıl yapacaksınız başkanım? Biraz açar abi mısınız? Abi şimdi şöyle, ben barınak hem maliyetli araştırdım ben, hem teferruatlı 2-3 tane veteriner istiyor. Artı barınak çözüm değil. Nasıl çözüm değil? Şimdi sokak hayvanını bu caddeden aldınız. Barınağı alıyorsunuz. İyileştiriyorsunuz. Bakımını yapıyorsunuz. Kısırlaştırıp yine aynı caddeye bırakıyorsunuz. Ama biz araştırdım ben. Sakarya Belediyesi falan yapmış. Böyle güzel bir ormanlık alanda bir alan çevireceğiz inşallah. Oraya sokak hayvanlarımız için kulübeler yapacağız. Hı hı. Hem onların bakımını yapacağız. Hem besleyeceğiz. Biz